Müslümanlar Bedir kuyularını kontrol altına aldılar. Müşrik saflarında müthiş bir susuzluk hali mevcut. Müşrikler su içebilmek için Müslümanların kontrolündeki kuyulara yaklaşmaya çalışırlar. Müslümanlar ok mevziindeler. Bir anda imha edebilirler. Ve savaş hali başlar. Savaşta böyle bir hamle kimse tarafından yadırganamaz. Çünkü kendilerini öldürmeye gelen müşrikler karşılığını görmelidirler. Sahabe Hazreti Peygamber'e sorar. Ne yapalım Allah'ın Resulü? Hazreti Peygamber net cevap verir. Onlara müdahale etmeyiniz. Bırakın suyunu içsinler ve sonra geri gitsinler. Sahabeler bırakırlar. Aynen böyle olur. Hakikaten de öyle yaparlar. Mekke müşrikleri Müslümanların kontrolündeki kuyulardan su içerler ve sonra rahatça geri dönerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara emir verse su içerken birer birer yerin dibine gömülecekler. Bir anda yüzlercesi avlanacak. Ama Hazreti Peygamber bunların hiçbirine müsaade etmez. Efendimiz kendisine yakışanı yapar. Bırakınız su içsinler ve geri dönsünler. Sonra kılıçlarını çekip bize saldıracaklar belki ama bu bile bize onların su içerken öldürme hakkını vermez. İşte rahmet peygamberinden merhamet manzarası. Savaş sonrasıdır. Esirler iple bağlanmıştır. Hazreti Peygamber bazı sahabenin ısrarına rağmen esirlerin öldürülmelerini yasaklar. Gece geç saatlerde Hazreti Peygamber çadırına çekilir. Ama Efendimizin gözüne uyku girmez. Hazreti Ebubekir sorar. Ey Allah'ın Resulü, neden uyuyamıyorsunuz? Sıkıntınızın sebebi nedir? Hazreti Peygamber cevap verir. Esirler arasında bulunan Hazreti Abbas, amcam, o gün için henüz müşrikler safında bulunuyordu. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e cevaben, amcamın iniltisi beni uyutmuyor ey Ebu Bekir buyurdular. Hazreti Ebu Bekir hemen fırlar. Hazreti Abbas'ın bağlarını çözer. Hazreti Peygamber Abbas'ın iniltisinin kesildiğini duyunca sorar. Abbas'ın iniltisi neden kesildi? Hazreti Ebu Bekir onun iplerini çözdük der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer de şöyle buyurur. Ya diğer esirler? Onlar ne olacak? Onların da bağlarını çözün. Yoksa ben uyuyamam. Diğer esirlerin de bağları çözülür. Bunun üzerine Peygamberimiz uyku için hazırlanır. Gönüllerimiz yağmura muhtaç toprak gibi semaya bakıyor. Toprak nasıl inecek tek damlaya hasretse, bizim gönüllerimiz de sevgi sözcüklerini mırıldanacak asil dudaklara muhtaç. Ya Rabbi, bizlere Peygamber'in merhametinden ver. Ona bahşettiğin güzellikleri bizlere de bahşet Allah'ım. Yolumuza ışık tut, önümüzü aydınlat ve bizi merhametinden mahrum bırakma. Ya Rabbi, ellerimizi sana açtık. Efendimizin merhametiyle merhametlendir Rabbim. Onun merhametiyle yaşat ki hayatlarımız huzur bulsun.